Sayın Karakaş, 2008'den bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcısınız. Bu göreviniz önümüzdeki ay sona eriyor. Ee, bu 10 yılın bir e, bilançosunu yapalım dedik sizinle. Ve e, isterseniz hemen e, röportajımıza e, bu 10 yıl içinde, daha doğrusu 11 yıl içinde e, <laughs> Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, attığı adımlarla başlayalım. Ee, önemli gelişmeler oldu Türkiye açısından özellikle e, burada siz göreve başladıktan e, başladıktan e, birkaç yıl sonra. E, hemen onlarla başlayalım istiyorsanız. E, bu sürede Türkiye hangi önem önemli adımları attı mahkemede? Çok teşekkür ederim bu davetiniz için de. E, tabii 11 yıl e, görevdeydim. 2 ay da fazladan var hatta. E, bu süre içinde dediğiniz gibi Türkiye açısından çok önemli gelişmeler oldu. Tabi iştahat zaten ilerliyordu Türkiye açısından da Türkiye'nin attığı adımlar önemli burada. Yani bu Avrupa normlarına yaklaşım konusunda, onlara uyum konusunda Türkiye'nin çok önemli adımları oldu. Özellikle de iç hukuk yollarının açılması açısından. Bunların ilk başında benim özellikle söylemek istediğim şey anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılmış olması 2012'de. Biz de zaten hemen arkasından 2013'te uzun kararı ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun e, denenmesi gereken bir yol olduğunu söyledik. ve Dolayısıyla 2013'teki bu karardan bugüne kadar da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular sonuçlanmadan normal olarak e, biz başvuruları kabul etmiyoruz. E, dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru bizim için etkili bir yol. E, en sonunda şunu söylemek isterim. E, bu 2019 Şubat'ında açıklamış olduğumuz bu Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları ile ilgili olan başvuruları mahkeme reddetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi reddetti. Gerekçesi ise Anayasa Mahkemesi'nin önündeki sürecin devam ediyor olması. Yani iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle başvuruları kabul edilmez buldu. Evet. Hendek davaları olarak bilinen dava evet. grupları bunlar. Arkasından 3 de böyle karar verdi. 35 tane ayrı başvuruyla yine aynı gerekçeyle külliyen iç hukuk yolları tüketilsin evet. diyerekten geri gönderdi. Yani kabul edilmez buldu. Dolayısıyla Türkiye açısından Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru mekanizması çok önemli bir gelişme. Ee, ve Ahim'e gelen her türlü başvuruyu e, gelmesini engelliyor. Çünkü bizim için esas olan içeride iç hukukta sorunların çözülmesidir. Yoksa her davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelmesi değil zaten. Anayasa Mahkemesi'nin yeterince hızlı e, işlemediği konusunda bazı insan hakları savunucularının şikayetleri var mesela. Evet. Siz buna nasıl yanıt vereceksiniz? E, şu andaki bunlar 15 Temmuz sonrası da davalarla ilgili e, denebilir. Çünkü bunu da normal karşılamak gerekir. Mahkeme bunu zaten aynı kararda, bugün EYD ilgili davalarda da söyledi. E, e, değişik bir dönemden geçiyor. Yani her zaman olan bir durum değil. Çok farklı bir dönem, eksepsiyonel diyebilirim. Sıra dışı bir dönem. Anayasa Mahkemesi'nin önünde çok fazla bir başvuru var. Hı, yani 100 bin civarında, 65 bin, 100 bin civarında başvuru vardı. Bunların bir kısmı o hal komisyonunun kurulmasıyla kamu görevlilerine ilişkin olanlar gitti ama onun dışında da tutuklu kişilerin başvuruları Anayasa Mahkemesi hakikaten çok ağır bir iş yükü altında. Dolayısıyla mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu takdir etti. Yani bu olağan bir dönem değil. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin iş yükü olağanüstü özellikler gösteriyor. Dolayısıyla bizim için yani bu kabul edilebilir bir Anlıyorum. konu oldu. Yani süre uzunluğundan bu şikayetleri mahkeme reddetti. Anlıyorum efendim. Tabii bunu biraz da şeye bağlayacağım. Şimdi 15 Temmuz sonrasından bahsettiniz. Bir de olağanüstü hal komisyonu kuruldu. Büyük ölçüde mahkemenizin tavsiyesi üzerine Evet. bu komisyonun da işleyişi üzerine neler diyebilirsiniz mahkeme düzeyinde? Siz Şimdi buradan mahkemenin nasıl bakıyorsunuz? mahkemenin değil de Avrupa Konseyi'nin işbirliği çerçevesi çünkü Avrupa Konseyi'nin de değişik organları var Türkiye ile işbirliği içinde olanlar. Bu a, anlamda onların tavsiyesiyle çünkü bu kadar çok e, başvuruyla e, bir uluslararası mahkemenin mekanizmanın e, cevap verebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Hı. Bir de yani belki şunu söylemek lazım. E, belki dönemsel olarak ahimin bulunduğu konumlar var. Şu an ahim için önemli olan subsidiarity ilkesi. Yani subsidiarity ilkesi problemlerin içeride çözülmesi demek. Ama içeride çözülmesi demek nasıl çözerseniz çözün değil tabii. Ne anlamda? Mahkemenin iştahatlarına uygun şekilde içeride çözümler üretmeniz gerekiyor. Şimdi burada da gene olağanüstü bir durum var. Ve bu olağanüstü durumla da bir cevap oluşturmak için bir çözüm üretin dendi Avrupa Konseyi'nden ve çözüm olarak da bu e, olağanüstü hal komisyonu kuruldu. Anladım. Ve bu komisyon ne yapıyor? İşte bu kanun kararnameyle görevine e, son verilmiş olan kamu görevlilerinin başvurularını inceliyor. Ve bunların kararına karşı da bir yargı yoluna, idare mahkemelerine başvurmak e, mümkün. Ve Ahim de yine bununla ilgili bir karar vererekten dedi ki bunu da yine o hal komisyonunu da yine tüketilmesi gereken bir yol olarak söyledi. Yani bunu da yine Türkiye'nin bir soruna getirmiş olduğu bir çözüm olarak görebiliriz bir komisyon deyince bir başka komisyon daha ben burada zikretmek isterim O da insan haklarına tam tazminat komisyonu şimdi onun da bayağı bir geçmişi var ama o ahimin bir pilot kararı kaplan kararıyla kuruldu sonra biz o komisyona da gidilmesi gerektiğini söyledik bu komisyon tazminat komisyonu şeyle ilgili uzun yargılamalara ilişkin oldu. Çünkü uzun yargılamalar burada sadece Türkiye'nin değil İtalya'nın olsun, Romanya'nın olsun birçok devletin problemi yargılama süresinin uzunluğu bir insan hakkı ihlali. Adil yargılamayı etkiliyor. Dolayısıyla burada başvuracağın kişi bir tazminata hak kazanıyor. Tabi orada o yargılamanın da sona ermesi önemli bir şekilde. Fakat bu tazminatı içeride verecek komisyonlar, İtalya bunu yapmıştı, Türkiye bunu yaptı ve dolayısıyla biz bütün bu davaları, uzun yargılama şikayetleri, en kalabalık davalardan, dava grubu bunları içerideki tazminat komisyonuna gönderdik. Anladım. Ve o konuda da bir şikayet yok, ee, gayet iyi işliyor ve kişiler oradan tazminatlarını alıyorlar. Ama komisyonun yetkileri de genişledi kararnamelerle. En son biz geçen iki hafta önce Kaynar kararında bundan sonra mülkiyet davalarında maddi tazminatları da bu komisyona göndermeye başladık. Anladım. Çünkü bir uluslararası mahkemenin, Türkiye'nin herhangi bir ilçesindeki bir malın değerini burada takdir etmek veya onunla ilgili çözümler üretmek gerçekten zor. Mahkemenin görüşü ben de tamamen aynı görüşteyim. Yani yerel otoritelerin Yerel makamların bunları çok daha iyi takdir Aynen. edebileceği konusunda. Dolayısıyla yani bu çözümler iyi işliyor şu an itibariyle diyebilirim. Ee, Türkiye'nin attığı adımları mahkemeyle beraber ele aldık kısaca. Şimdi de tabii burada hala Türkiye'yi bekleyen sorunlar da var. Yani çok sayıda dava ile karşı karşıya Türkiye. Şu anda bugünden başlayalım. Yani mevcut durumda Türkiye'nin en Karşı karşıya olduğu mahkemede en ciddi dava blokları hangileri? Şimdi bir kere uzun tutukluluk meselesi hala çözümlenmiş bir sorun değil. Tabi bu gene olağanüstü halin getirmiş olduğu koşullar meselesi var gene burada da. <laughs> Ama şimdi Ahim'in bu çok açık iştahatlerinden bir tanesi... ...başta meşru nedenler olsa tutukluluk yasal bir tutukluluk olsa bile o tutukluluk çok uzun süre devam ediyorsa, yani bir türlü hüküm tesis edilemiyorsa, orada da mahkemelerdeki yargıçlarımız bunu yeterli derecede gerekçelendiremiyor ise, o zaman orada sorun vardır. Türkiye'de bu ciddi bir sorun. Çünkü tutukluluk süreleri uzun, iddianameler mesela çok geç hazırlanıyor. Bu arada mahkemeler bu tutukluluğun devamına yeterli gerekçeler sunmadan devamına karar veriyorlar. Bu bizim yani yerleşik bir adımız. E, maalesef bu sorun Türkiye'de aynen devam ediyor. Yani tabii esas olan e, bir an önce davanın görülmesidir. E, tutukluluk da artık bir zamandan sonra uygun olmaz. Meğer ki çok önemli Hı. ve iyice açıklanmış gerekçeleriniz olsun. Anlıyorum. Bir de e, ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili davalar var. O, orada da. Mesela terör ya da terörizm evet. terör eylemi tanımıyla tanımı konusunda sanıyorum Türkiye burada bazı sorunlarla karşı karşıya. İfade özgürlüğü meselesi benim buraya da 2008'de iş, e, göreve başladığımdan beri hep gündemde olan bir konu. E, gerçekten e, Türkiye'de ifade özgürlüğü meselesi gene bu da uygulama ile ilgili bir sorun, e, basın özgürlüğü meselesi e, burada da aynen dediğiniz gibi e, mahkemeler e, ifade özgürlüğüne ilişkin. Ki, meseleleri e, ahim iştahatları doğrultusunda yorumlamaktan Hı. çekiniyorlar. Yani tanımları farklı oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin çok iyi kararları da var. E, daha e, sınırlı diyebileceğim kararları da var. Yani orada mesele tam olarak çözülmüş gözükmüyor. Gözük, gözükmüyor İfade özgürlüğünde de e, sorunlarımız devam ediyor diye düşünüyorum açıkçası. E, geçtiğimiz aylarda hatta e, bir Selahattin Demirtaş davası kararı açıkladınız. Evet. Gerçi büyük daireye gitti, yeniden görülecek ama e, bu dava ile ilgili de sanıyorum ilginç bir e, anınız var sizin. Onu bize biraz anlatabilir misiniz? Evet, e, teşekkür ederim. Bu soru için de e, şu an dava artık daire kararı geçerli değil. Çünkü dava e, Serhat Demirtaş davası büyük daireye gitti. Yeniden görülecek yani sıfırdan görülecek. Yeniden duruşma olacak. Taraflar orada e, görüşlerini sunacaklar ve büyük daire e, karar verecek. Ben e, görevde olmadığım için milli hakim olarak e, bu davada yer almayacağım. Yeni beni yeni seçilen hakimimiz davada davaya girecek şimdi şöyle tabii benim bu çok konuşuldu Türkiye'de ee, o bu davada yazdığım bir şerh var ee, benim e, görüşüme göre yani mahkeme e, Demirtaş'ın tutukluluğu için yasaldır dedi gerekli nedenler vardır dedi ve tutuklanmasının 5. maddeye uygun olduğunu söyledi. Arkasından 18. madde çerçevesinde bir inceleme yaparak da dedi ki aslında bu, bu tutukluluk e, siyasi bir tutukluluktur dedi. Yani hukuki zemini yoktur anlamında ama onu, o zaman e, diğer e, de yasal tutukluluk vardır dendiği zaman o zaman aynı zamanda bunun uygulanması bana göre ters. Şimdi bunu yazdığım zaman ben görüş olarak, karşı görüş olarak Türkiye'de bir televizyon kanalında bir gazeteci arkadaşın benim yazdığım şerhe bakaraktan bir paragrafına efendim de işte Işıl Karakaş bunları yazmış ama bunu bir hukukçu yazmış olamaz diyerekten benim yazdığım paragrafı eleştirdi. Halbuki o paragraf Ahim'in daha önceki iştahatlarından oraya alınıp yapıştırılmış bir bölümdü. Dolayısıyla böyle Ahim'in vermiş olduğu karara da bir hukukçu bunu yazamaz derken aslında burada bir bence trajikomik bir durum ortaya Anladım. çıkmış oluyor. Bu bir anekdot tabii. Ama dediğim gibi yani bazı şeylerin anlaşılması Kolay olmuyor ama böyle de değerlendirmelerde biraz daha dikkatli olmak lazım. Peki. Bir de tabii Kıbrıs davaları var. Yıllardır Türkiye'nin başını ağrıtan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Aslında bunların çözümlendiğini zannediyorduk. Bir taşınmaz mal komisyonu kuruldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Fakat son zamanlarda Rumlardan çok sayıda başvuru gelmeye başladı. Bu taşınmaz mal komisyonunu sorgulayan mahkemenizin de karar, kararları var. Nedir bu taşınmaz mal komisyonunun geleceği tehlikede mi? Şimdi bu çok önemli bir mesele çünkü biz ben yani 2008'de başladık, ondan sonraki bir buçuk yılım tamamen bu meseleyle geçti. Demopulos kararı 2009'da ve taşınmaz mal komisyonunu Kuzey Kıbrıs'taki tüketilmesi gereken bir yol olarak söyledi bu ma, e, mülkiyet davalarına ilişkin olarak. O tarihten bu yana da etkili bir yol olarak bütün başvuruları, binlerce başvuruyu e, Ahim e, Taşınmaz Mal Komisyonu'na gönderdi. Fakat şimdi tabii orada da benim görüşüme göre dikkat edilmesi gereken bir süreç başlamış. Hatta alarm zilleri çalıyor da diyebilirim. Çünkü komisyon çok yavaş işliyor. Çok yavaş işliyor. 10 yıldır devam eden dava var yani 2009'dan itibaren var daha önce başvuranlar da vardı ee, orada e, bu uzun süreli işte yargılama süresinin uzunluğu problemi yani bu sadece oraya özgü değil her devlette olan bir problem ama bununla ilgili bir çalışma yapmak lazım yani ya bir tazminat gene aynı şekilde komisyonu kurulabilir veya da biraz süreci hızlandırmak gerekiyor. Yani basit şeylerde mesela en son biz bir davada dedik ki yani burada ihlal var. 6. maddeden ihlal var. Çünkü yargılama çok çok uzun sürmüş. Komisyonun kararı yargılama değil de komisyonun karar vermesi hala verilmemişti o davada öyle. Ödemelerle de ilgili bazı güçlükler olduğunu e, du, du, duyuyoruz. Ama bu ne demek? Zaten orada bekleyen bir grup var. Dolayısıyla Rumlar bu şekilde bunu kullanaraktan buraya şu anda son bir yıl içinde çok fazla sayıda başvuru yaptılar. Hı hı. Ve dolayısıyla mahkeme de bunları gönderdi hükümete ve bunun sonucunda ister istemez bir karar vermek durumunda kalacaktır. Tamam. Dolayısıyla bu da çok çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Anladım. Yani Türkiye'nin önündeki sorunlardan bir tanesi de bu komisyon tamam. ve bunun işleyişi. Şimdi tabii... Bu son 11 yılda siz sadece Türkiye davalarına girmediniz. Hatta girdiğiniz davaların çoğu diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili. İlginç deneyimleriniz de oldu biliyorum. Bunlardan bir iki örnek vermeniz mümkün bu. Yaşadığınız davaları görürken, işlerken yaşadığınız birkaç ilginç olay. Evet, aslında bunun en, en meşhuru diyeyim ben size ya da en çok bilineni. Ve veya en çarpıcı olanı Lautsi kararı İtalya'ya karşı. Ee, bizim ikinci dairede görüldü bu dava. Sonra büyük daireye gitti ve büyük daire bizim kararımızı bozdu başka ihlal olmadığı yönünde karar verdi. Bu İtalya'daki okullardaki sınıfta öğrencilerin karşısında duran çarmıha gerilmiş İsa figürüyle ilgili bir velinin başvurusu bizdeki. Ben dedi çocuğumun karşısında çarmıha gerilmiş İsa figürünün durmasını istemiyorum dedi. İnançlarımız gereği. Bu burada belirli bir inancı temsil ediyor diye. Şimdi biz tabi detayına girmeyeyim ama burada gerçekten de burada bir hak ihlali olduğuna ve layık bir devlette bu bu tarz bir Hristiyanlıkla ilgili önemli bir sembolün her görüşten öğrenci olabilir, her dinden olabilir. Onun karşısında durmasının sözleşme açısından sorun oluşturduğuna karar verdik. Tabii bu karar inanılmaz bir tepki çekti. İnanılmaz tepki çekti. Bütün Avrupa'daki değişik Hristiyan örgütler olsun, çeşitli gruplar olsun. E ben de tabi oradaki tek Müslüman <laughs> hakim olarak da ben daha fazla kızdılar. E i̇şte bu Müslüman kadın nasıl böyle bir karar verebiliyor gibilerden. Ve adresime, mahkemedeki adresime çeşit çeşit boy boy haçlar, Efendim aynı şekilde içermeye gelmiş insan figürleri. Ayrıca çok güzel böyle pahalı kitaplar, kuşe kağıda baskılı. Bunda işte Avrupa'da Hristiyanlığın tarihi, haçın önemi bu meselelerle ilgili. Bayağı zengin bir koleksiyon oluşturduk bu şekilde. Hatta bir Venedik Belediye Başkanı'nın yazdığı çok da içinde hakaretler içeren bir mektup dahi aldık. Şahsınıza. Şahsıma evet aldık. Yani fakat Lausitz kararı tabii daha sonra Büyük Daire'de tamamen tersine çevrildi ve bunun devletin takdir yetkisi içinde olduğuna dair bir iştahat oluşturdu Büyük Daire. Hmm. İşte bunlar da o, o dönemde de Lausitz kararından sonra mahkemenin e, büyük prensipler döneminden hani o Handy zamanı hmm. vardır ya ifade özgürlüğünde rahatsız eden düşüncelerin bile söylenebilmesi büyük prensibinden daha farklı bir yöne doğru evrildiğini gösteriyor bence Lotus kararı. Artık mahkeme daha çok subsidiarity dediğimiz Hı. meselelerinizi içeride görün. Aman biz karışmayalım. Hele ki böyle dikenli konularda çok da fazla e, girmeyelim deyip devletin takdir yetkisi doktrinini uyguladığı bir karar Lotus bence. Bu e, söylediğiniz konu e, bunu biz de gözlem gözlemliyoruz dışarıdan. E, Avrupa'da insan haklarının geleceği açısından biraz tehlikeli değil mi? E içeride iyi uygulanırsa tabii ki e, o zaman bir sorun olmaz. Çünkü yani sözleşmeler iç hukukun bir parçası. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de öyle. bu Türkiye'de de böyle 90. madde var. Başka devletlerde de öyle. Fransız Anayasası'nda da böyle yasanın üstünde yer alır uluslararası sözleşmeler. Yani bunu iyi uygulandığı zaman aslında kişiler için de bu bir kolaylıktır. Yani buraya gelmek, uluslararası bir mahkemeye müracaat etmek genelde avukatlar, şunlar bunlar daha uzun prosedürlerdir. Meselenin içeride halledilmesi kişiye daha yakın olmaktır bu anlamda. Onun için de ben anayasa mahkemesine bireysel başvurunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Hı. Almanya ne kadar büyük bir ülke. Fakat Almanya'dan e, ahime başvurular son derece azdır. Orada da gene anayasa mahkemesi e, filtre görevi görüyor. Anlıyorum. Bir de Belçika'daki e, psikiyatri... Koşullarıyla ilgili ilginç bir ha. hikayeniz var sizin biliyorum. Ha, teşekkür ederim. Evet o da benim çok gurur duyduğum bir şey. Roma'nın davası e, Belçika'ya karşı bizim daireden gene gitti. Bizim daire böyle enteresan kararlar veriyor. Fakat orada ihlal olmadı yolda. Belçika'daki psikiyatri koğuşlarında çok uzun süre hiçbir şekilde tedavi görmeden o kişilerin tutmasının bence e, bir tutukluluk hali yansıttığı düşüncesindeydim ben. Ve orada bence ihlal vardı. Artı Belçika'da böyle yapısal bir sorun da var. Bunu yazdım. Orada bayağı da araştırdım o görüşümü yazarken. internetten raporlar buldum bu psikiyatri klinikleriyle ilgili. Ve 6'ya 1 çıktı karar. Sadece ben bunun böyle olduğunu düşündüm. Diğer hakim arkadaşlar ihlal olmadığı fikrindeydiler. Fakat dava büyük daireye gitti. Ve benim için de çok gurur verici büyük daire bizim kararımızı bozup benim görüşüm doğrultusunda bir karar verdi ve Rum'un davasında ihlal olduğunu ve Belçika'daki bu psikiyatri koğuşlarının ciddi sorunlar içerdiğine dair bir sonuç çıktı burada. Bundan da valla gurur duydum diyebilirim. Anlıyorum efendim. Peki son olarak önümüzdeki ay ayrılacaksınız mahkemeden. Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile daha etkin işbirliği yapması için ya da burada daha az tırnak içinde söylüyorum sorun yaşaması için ne gibi tavsiyelerde bulunurdunuz? Şimdi başındaki yere tekrar dönersek, yani Türkiye çözümler üretebiliyor. Üretti de. Üç ayrı çözümden bahsettik mesela. Önemli sorunlara ilişkin olarak. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru genel bir şey tabii. Yani onun etkin olarak çalışmaya devam etmesi lazım ki bu konuda benim bir kuşkum yok. O hal Komisyonu bilemiyorum. Onu tabii değerlendirmek lazım süre içinde. Tazminat Komisyonu iyi çalışıyor. Yani çözüm üretebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bunları iyi işletmeye devam etmesi lazım. İkincisi de ahimle ile işbirliğinin devam etmesi lazım. Özellikle hakim ve savcılarımızın buradaki iştahatları takip etmesi. Bizim çok fazla ortak çalışma programlarımız var. Yani buraya her ay birçok bir hakim ve savcı Türkiye'den gelir, seminerler düzenlenir, onlar için eğitim. Bu sadece Türkiye için değil, başka birçok devlet için de yapılıyor ve bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir kere bir farkındalık ortaya çıkıyor. İkincisi buranın iştah daha yakından takip edip kararlara yansıtmaları açısından önemli. Yani bu tip işbirliği e, mekanizmalarının sürekli olarak Avrupa Konseyi ile olsun, ile olsun devam etmesi gerekiyor. Tabii en önemlisi de içerideki bütün mercilerin, bu yürütme olsun, yargı olsun, e, AHİM kararları doğrultusunda e, uygulama geliştirmeleri, yargı pratiğinin bu yönde olması, e, idarenin de gene bu doğrultuda eylemlerde bulunması gerekiyor. Bu, bu bir mecburi bir şey yani. Bu sistemin içinde yer aldığınız sürece ayım kararlarına saygı göstermek durumundasınız ve bu kararları da uygulamak durumundasınız. Yani karar çıktı artık bizi ilgilendirmiyor gibi bir şey olamaz. O karar burada bir yargı organıdır ayım. Bu karar buradan çıktıktan sonra iç hukukta uygulanmak üzere çıkmıştır. Büyük daire itirazları hariç yani o karar kesinleştikten sonra diyorum ben. Ondan sonra uygulamada bir sorun çıkmaması gerekir. Bunun bu şekilde devam edeceğini ümit ediyorum. Sayın Karakaş teşekkürler. Ben teşekkür ederim.